İlk önce hayvanlar yayladan geldiği zaman bütün iç dış parazit ilaçlamasını yapıyoruz. Biraz kalabalıklaştığı için hani bir yoğunluk oldu. Böyle artık köylülükten biraz çıktı gibi oldu. Ağrı'dan getiriyoruz. Burada yaklaşık 9 ay bakıyoruz. 2 yaşında kapak açmış özelliklerine göre. Ona göre hayvanları zaten alırken de seçiyoruz. Harman Yeri programı olarak üreticilerimizin sesi olmaya, onları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta İstanbul Arnavutköy ilçesine bağlı Dursun Köyü'ndeyiz. Yanımızda da bölge tarımına ve hayvancılığına katkıda bulunan değerli bir üreticimiz Gökhan Bey var. Hem tarım hem hayvancılık var. İsterseniz bu iki sektörü, İstanbul'un göbeğinde bu iki sektörün gelişimini ve değişimini, ilerisi için potansiyelini ve firma olarak buna katkılarını birlikte değerlendirelim. Merhabalar Gökhan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederim. Böyle yoğun bir günde bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi kaç yıldır hem tarımda hem de hayvancılıkta varsınız? Çocukluğunuzdan beri mi? Nasıl başladınız? Evet, baba mesleği zaten. İşte babamızdan devraldık. Yaklaşık 15 yıldır ben bakıyorum. O şekilde devam ediyoruz. Neredeyiz tam olarak şu an? Şu an neredeyiz? Arnavutköy'e bağlı Dursunköy mahallesindeyiz. Siz hem tarımda varsınız hem hayvancılıkta. Öncelikle hayvancılığı konuşalım. Şu anda da ahırımızdayız. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Evet. Hem kurban alıcılarını hem satıcılarını bir telaş aldı. Evet, şu an pazar başladı. Pazar başladı. Nasıl gidiyor? Öncelikle onu sorayım. Valla bu sene biraz fiyatlardan müşteriler yakınıyor, fiyat pahalılığından. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Daha şu an 60 gün süre var, 2 ayımız var kurbana. Daha var, evet. Kaç kurbanımız var? Şu an mevcut 85 civarı. 85-90 arası. Hangi ırklar var daha çok? Montofon, bu sene montofon var. Simmental var, karışık. Karışık. Yani genelde müşterinin tercihi de bu ırklar oluyor. Siz nereden temin ettiniz kurbanlıklarınızı? Bu kurbanlıklar, bunlar geçen sene aldım ben. Sivas Tokat bölgesinde. Sivas. O bölge hayvanı hem daha dirençli hem daha iyi et tutuyor. Şimdi Mera'dan geliyorlar zaten. Hani geçen sene Mayıs ayında bunlar Mera'ya otluğa girdiler. İşte Kasım havalar, yağışlar başlayıncaya kadar, Kasım'a kadar oradalardı. Kasım ayında biz içeri aldık. Şu an kiloları ne durumda? Şu an bayramda ne olacak? Ortalama 650 civarı. 700, 720. İşte 630, o aralar olur. Ortalama 650 olur. Kesimde de böyle mi olacak, kesim günü? Yani evet. Evet, ortalama olur. Ortalaması 650-700. Şimdi tabii kurbanlık olunca iyi et tutmaları gerekiyor. Bunun için iyi beslenmeleri gerekiyor. Neyle besliyoruz, nasıl besliyoruz? Genelde kendi yemimiz. Yani dışarıdan sanayi yemini pek almıyoruz. Sadece besi yemi son 2-3 ay veriyoruz. Genelde arpa, buğday, yulaf, işte yoncamız var. Bir de iki kere mi besliyoruz? İki kere, evet. Sabah akşam. Sular hep önlerinde. Sular önlerinde, otomatik. Evet. Tas sistemi var, bastım mı geliyor. Peki özellikle bizler kurbanlık alırken, seçerken neye dikkat edelim? İlk önce hayvanın yaşı, yani 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Bu da nasıl belli oluyor? Süt dişleri var hayvanın. Ağzını açtığınız zaman 2 yaşını doldurduğu zaman kapak atma derler buna. O süt dişleri çıkartıp yerine 2 tane büyük diş gelir. Onlara birinci önceliğimiz o. Ona dikkat etmek lazım. Tabii canlı, sağlıklı. Hayvanın sağlıklı görünmesi, herhangi bir işte ayağının topallamaması. İşte sağlıklı görünmesi lazım hayvan. İşte gözünün görmesi, bir körlük olmaması, onlara dikkat etmek lazım. Kesimi de bizzat siz yapıyorsunuz. Tabii kesim yerimiz var, ekibimiz var. Parçalamaya kadar poşetleyip müşteriye 7 parça olarak işte kaç hisseyse teslim ediyoruz. Eşit şekilde. Evet, evet. Kesimi hangi gün yapıyorsunuz? Kurbanın birinci günü. Yani kurbanın birinci günü %90 kesim işimiz bitmiş oluyor. İkinci güne fazla bir, az bir işimiz kalıyor. Yani 3-5 hayvan, 10 hayvan. Tabii sağlıkları da çok önemli. Evet. Onlar da bire ilgileniyorsunuz. Nasıl bir yol izliyoruz sağlıkları konusunda? Şimdi ilk önce hayvanlar yayladan geldiği zaman bütün iç dış parazit ilaçlamasını yapıyoruz. İşte veteriner kontrolünde zaten. Her zaman veterinerimiz gelip gidiyor. Kontrol ediyor. İşte yediği yemle de alakalı. Bütün kendi ürettiğimiz yemi yediyoruz. Onun için hayvanlarımızın genel görüntüsü temiz, sağlıklı yani. Sağlıklı. Evet. Tam da ona gelecektim. Tarım da işinizin bir parçası. Zaten hayvancılık varsa tarımda olmak zorunda.
Tarımsal üretim adına neler yapıyorsunuz? Kuru tarım, işte buğday, arpa, yulaf, mısır. Nasıl değerlendiriyoruz onları? Genelde bir kısmını hayvanda, evet, yem olarak, işte yulafı, arpayı, işte otunu, yoncasını. Geri kalanında buğdayda, mesela buğday tarımı da var bizde. Onu da normal işte satışını yapıyoruz, evet. Tabii bunun yanı sıra sebze fideleri de görüyorum. Evet, sebze anlamında da bu bölgede güzel şeyler, üretimler yapıyorsunuz. Yerimiz 1 kilometre ileride. Orada aynı zamanda satış yerimiz de var. Orada tezgahımız var. Neler var sebze üretimi olarak? Domates, esas işimiz karpuz. Karpuzdan başladık. Güzel mi karpuzunuz? Özelliği ne? Bir türü var mı? Özel bir tür mü? Denemeniz lazım. Özelliği çekirdek ekeriz biz. Yani tohum ekeriz, fide değil. Direkt toprağa, bu Mayıs ayının 10'u 15'i gibi. Yani topraktan da, toprağın da biraz herhalde toprağa göre de değişiyor, katkısı var. Çünkü buradan çıkan hayvan gübrelerini direkt biz orada kullanıyoruz, karpuz ektiğimiz yerlerde. Müşteri çok memnun yani karpuzdan. Karpuzun yanı sıra ne var? Domates, biber, evet. Domates var, biber var. İşte fasulye çeşitleri var. Farklı bir usul kullanıyorsunuz. Geçenler kendileri insanlar toplayabiliyor dalından. Tabii, müşteri geliyor, direkt poşetini alıyor. Ne isterse toplayıp tartıp alıp gidiyor. O üretim süresi ne kadar oluyor? Ne zaman başlıyor? Mesela karpuzunuz ne zaman çıkıyor? Karpuz Mayıs'ın 10'u başı, 10'u gibi Ekim olur. Ağustos 20'sini buluyor bizim burada. 90-100 günlük bir süreç var. Bir yani doğal normalde, bir üretim söz konusu çünkü. Evet, biraz geç kalıyor. Normale göre geç kalıyor ama hani bizim son oluyor artık. Hani marketlerde, şeylerde karpuz işi bittikten sonra esas bizim bölgede başlıyor. Yani Eylül'ün sonuna kadar da devam ediyor böyle. Sebzeler de herhalde Temmuz'da başlıyor. Biber Temmuz'da başlar. Domates Temmuz 20-25'i gibi. İşte Ekim zamanına bağlı. 5 gün 10 gün ileri geri yani. Şu an mevsim bu sene biraz soğuk gidiyor. Daha ekimleri yapmadık. İşte bugün ayın 10'u. Bugünden sonra başlayacağız artık, evet. Sizden fide de alabiliyor insanlar değil mi? Fide... Kendiniz için mi üretiyorsunuz? Ben fideyi ben üretmiyorum. Siz sebze üreticisisiniz. Sadece hani fide dışarıdan geliyor. Ben sadece fideyi dikip sebzeyi üretiyoruz. Evet. Onları da manavınızda satıyorsunuz ya da gelenler tarlada toplayıp kendi alıyor. Kendimizde satıyoruz. Yani dışarı falan böyle bir hani vermiyoruz. Zaten organikte yetiştirdiğiniz için belli miktarda bir üretiminiz var değil mi? Belli miktarda, artık işte müşteri de oturdu zaten. Biliyor herkes, 6-7 yıldır bu işi yaptığımız için burada sebze işini. Artık insanlara öğrendi de yani. Zamanı geldi mi onlar da geliyorlar. Evet. Şu anda ekimler de var. Karpuz ekimi de başlıyor yakında. Bunun yanı sıra sebzeler de ekilecek. Sebzeler de başlıyor, fideler de, hepsi başlıyor. Yani bu ayın sonuna kadar hepsini tamamlamış oluruz ekimleri. Yoğun bir dönem aslında sizi bekliyor. Yaz boyunca çalışıyorsunuz. Bekliyor, evet. Yani çalışanlarınız da var. Bir istihdam da sağlıyorsunuz var, değil mi? Yanımızda en az 2 burada. Yani 6-7 kişi sabit çalışan var. Bir de fide dikiminde, işte çapalamada gelen ablalarımız var. Onlar da Büyükçekmece bölgesinden geliyorlar. Onlar da bir 15-20 kişilik bir ekip. İstihdam da sağlıyorsunuz, evet, bölgeye. Çalışma oluyor yani. Şimdi köydeyiz ama İstanbul'a tabii çok yakınız. Yakınız. Bir ilçesindeyiz. Arnavutköy ilçesine bağlı bir köy. İstanbul'a bu kadar yakın olup tarım ve hayvancılık yapmak kolay mı, zor mu, sorunlarınız var mı? Bundan da bahsedelim. Ya kolay da zor da, ya kolaylıkları da var, zorlukları da var. Artık bölgeye biraz kalabalıklaştığı için hani bir yoğunluk oldu. Böyle artık köylükten biraz çıktı gibi oldu. Ama biz gene mücadelemize devam edeceğiz yani. Evet. Bizi gençler de çok izliyor. Onlar da kendi bölgelerinde tarım ve hayvancılık yapmak istiyorlar ama bir cesaret gerekiyor onlar için. Ne önerirsiniz genç biri olarak? Çocukluğunuzdan beri bu işin içindesiniz. Nasıl bir yolu izlesinler? Vallahi şimdi normalde gençler genelde fabrikada çalışmayı tercih ediyorlar ama hani bu işe, ben derim ki bu işe devam etsinler. Yani eğer bir altyapı varsa hele hiç bırakmasınlar. Toprakları da varsa, yerleri de varsa hiç bırakmasınlar. Çünkü geleceğin
gelecek tarımda yani. Gelecek tarım ve hayvancılıkta, bu yüzden yerli üretim de çok değerli. Belki de bu pahalılıkta yakındığımız bir dönemde bunu çözüm olarak düşündüğümüzde üretim çok değerli. Peki kurban fiyatları ne durumda? Onu da çok merak ediyorlar. İzleyicilerimiz, almak isteyenler var aralarında kurban belki. Kurban fiyatları bu sene geçen seneyden tam iki katı. Yani tam iki katı. Ne zaman alsınlar bir de kurbanlarını? Biraz erken davranmaları iyi olur. Bizim müşterimiz zaten şu an Ramazan bayramından sonra başlıyor. Hani son 20 gün kala biz kurbanı bitirmiş oluruz. Kurban sayfasını kapatırız. Ne yaparız? İşte hazırlıklarımıza başlarız. Kesim, işte kesim sırası falan. Yani kurbanı 15-20 gün kala bitiririz biz işimizi. İlerisi için umarım bereketli, bol kazançlı bir dönem olur bütün i̇nşallah, çiftçilerimiz inşallah. Adına. Yaza da giriyoruz. Umarım harmanlar dolup taşar. İnşallah. Harman zamanı yeniden bir araya geliriz belki. Bekleriz. Sebze toplamaya. Bekleriz, her zaman bekleriz. Ağustos ayından sonra buyurun gelin. Aynen. Ağustos ayının içerisinde. Odun toplamanın keyfi ayrı. Sanırım buraya gelen her sene geliyor artık. Biliyor adresi, geliyor, yeri. Geliyor. Burayı bir sefer gelen bir daha bırakmaz yani. Belki 2 kilo için gelen torbayla da götürüyor. Ya 1 kilo için gelen 2 torbayı doldurmadan gitmiyor yani. Tarlaya girdi mi 1-2 kilo alman mümkün değil, daha fazlası. Ürün kalitesi ve lezzeti de önemli, o da etkili. Bunu da toplayayım, bunu da toplayayım. İnsanlar işte doldurup poşetlerine gidiyorlar. Güzel bir duygu, bizim için de güzel. İnsanlar için de güzel, herkes memnun yani. Tabii tarımda ve hayvancılıkta da artık modern makinalar da önemli. Sanırım ekim için, hasat için, dikim için gerekli olan bütün her şey var sizde. Bütün makinalarımız var tabii. Altyapı yani eskiden geldiği için. Hani şu an belki de bu yeni sistemi kurmak bu şartlarda kolay değil ama işte bizim eski makinalarımız vardı. İşte eskiyi verip yerine yenisini alabiliyorsun. Şu an sistemimiz var yani, kurulu. Şimdi gittiğimiz bütün yerlerdeki en büyük sorunlarından biri de eleman bulma sorunuydu. Özellikle hayvancılıkta. Sizde durum nedir? Eleman sorunu biraz bizde de var ama ben şu an hani eleman konusunda sıkıntı çekmiyorum. Bizim sistem de biraz elemana yardımcı olan bir sistem. Yani küreme sistemi var işte, suları önlerinde. Yani şu an elemandan yana problemimiz yok ama genele baktığımı bir problem var yani. Burada çıkan gübreleri de değerlendiriyorsunuz. Gübreleri... 150-120 tonluk bir çukurumuz var. Direkt onun içine gidiyor. Orada homojen bir şekilde karışıp bu bahçelerde kullanıyoruz. Karpuz ekip. Tarlalarınızda? Tarlalarımızda, evet. Almak isteyen de olabiliyor mu? Size anca mı yetiyor? Bize yetmiyor bile. Yani yetmiyor, evet. Dolayısıyla doğal gübre kullanıyorsunuz. Doğal gübre, evet. Yani özellikle bahçelere kimyasal gübre atmıyoruz yani. Şimdi biz bu kurbanlıkların olduğu alandayız ama farklı bir alanınız daha var. Daha var, evet. Evet. Oraları da gezebiliriz. Orada neler var? Orada tarımla alakalı. Diğer tarafta mı? Evet. Orada da dişi hayvanlar var. Dişi hayvanlarımız var. Damızlık üzerine mi? Damızlık değil. Genelde kurbana çalışıyoruz biz. Evet. Düve olarak düve o zaman. Olur. Evet. Tercih edenler var düvede. Var yani. Avantajı ne olabiliyor düve seçiminin kurbanda? Düve biraz bir tık daha eti yağlı olur. Et yağlı olur. Danaya göre fiyatı da bir tık düşük olur. Yani müşterinin tercihi. Yani evet. Öncelikle çok teşekkür ederim Gökhan Bey. Bizi ağırladığınız için yoğun bir günde, işlerinizin olduğu bir günde çok teşekkür ederiz. Bütün hikayenizi ekran taşımak da çok değerliydi. İstanbul'un hemen yanı başında tarım ve hayvancılıkla uğraşmanız çok değerli. Bütün zorluklara rağmen direniyorsunuz, üretiyorsunuz. Tebrik ediyorum. Ne söyleyelim, ne ekleyelim son olarak? Ben buradan gençlere sesleniyorum. Yani az önce de dediğim gibi bu işe devam etsinler. Yani hele altyapı varsa kesinlikle bırakmasınlar. Ufacık da bir eğitimini de aldıktan sonra zaten. Kesinlikle çok önemli yani. Biz de bütün üreticilerimize o zaman bereketli, bol kazançlı i̇nşallah. Bir yaz dileyelim. Birlikte, inşallah hep birlikte. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar Cengiz Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi çok genç birisiniz. Öncelikle bu sektöre, hayvancılık sektörüne nasıl başladık, nasıl ilerledik? Bir kısaca onu alalım. Mehmet Doğulları markasını bir tanıyalım. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum buraya
buyurduğunuz için. Biz baba mesleği olarak bu işi devam ettiriyoruz. 83'ten beri babam ve amcam Orhan Arslan ve Kemal Arslan olarak bu işe başlamışlardı. Darıca'da hizmet vermekteydik. 2005'ten beri bu bölgede Dilovası Tepecik köyünde hizmet veriyoruz. İstanbul'a çok yakınız. Kocaeli İstanbul arası diyebiliriz. Evet, İstanbul'a daha yakınız aslında. Kocaeli'ye daha uzak. İstanbul'un ayağının dibinde de bu tarz yerler artık az kaldı. İşimizi önemsiyoruz. İyi hizmet vermek için, daha ileriye gidebilmek için neler yapabiliriz? Bunların araştırması içerisindeyiz. Ciddiğimiz nerede tam olarak? Ne kadarlık bir alan üzerinde kapasitemiz nedir kurbanlık adeti olarak? Tepecik köyü Dilovası'nın bir köyü mahallesi olarak geçiyor. Burada iki işletme olarak yer almaktayız. 12 dönüm olarak iki farklı bu bölgede iki farklı yerde hizmet vermekteyiz. 520 kurbanlıkla hizmet vermekteyiz müşterilerimize. Kesim, parçalama, paketleme, hisseleme. Müşterilerimizi bayram günleri ağırlıyoruz. Çayımızı, kahvemizi ikram ederken o sırada hayvanları kesiliyor. Gözleri önünde istedikleri şekilde parçalanıyor, paketleniyor, teslim ediliyor. Peki kurbanlık alırken neye dikkat etmeliyiz? Kurbanlığımızı seçerken hem firma olarak hem de kurbanlığı seçerken. Biz müşterilerimiz için 11 ay bayramı 11 ay kala yani bu bayramı bitirip bayramdan 40 gün sonra hayvan alımlarına başlıyoruz. Hayvan alırken müşterilerimiz için daha iyi ırk ve daha iyi nasıl et verimi olabilecek? Biz tabii ki ticari boyutuyla da yaptığımız için müşterilerimize verdiğimiz eti de hesaplamak zorundayız. Nereden seçiyorsunuz kurbanlıklarınızı siz ve hangi ırklar daha çok? Bu işte de biraz tutucu davranıyoruz. Yani kendi memleketimizde çalışıyoruz Erzurum'la. Hem bölgesel olarak hem de hayvan ırkları olarak kurbana daha iyi hizmet verebiliyoruz bu hayvan ırklarıyla. Genellikle montof ve simenter melez hayvanlar tercih ediyoruz. Avantajı ne bu ikisini? Kemik oranı düşük, et randımanı yüksek olan hayvanlarımız. Müşterimizi de bu şekilde memnun edebiliyoruz. Kestiğimiz hayvanlar %57-58 randıman vermekte. Bunun da %16-17'si kemiktir. %83'ü ettir. Bu da müşterimizi tatmin ediyor, memnun oluyorlar. Bir kriter var tabii kurban alımı için, kurbanlık olarak gösterilebilmesi için değil mi? Ne tür özelliklere sahip olmalı hayvan? Vücut kondisyonu yerinde olmalı. 2 yaşını doldurmuş, kapak atmış olmalı. Bunlara hayvan seçerken özen gösteriyoruz. Doğum tarihlerine dikkat ediyoruz. Bölgesel olarak hayvanın işte eli, kulağı tam olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü hayvan tam sağlıklı bir hayvan, kurban tam sağlıklı bir hayvandan olmakta. Bunları müşterimiz için özen göstererek seçiyoruz. Şimdi de Mehmet Bey ile birlikteyiz. Mehmet Bey siz de özellikle ahırın bu kısmı ile ilgileniyorsunuz. Evet. Şu anda içinde olduğumuz bölgede tahmini kaç hayvanımız var? Şu anda 350 hayvanımız var. İlk önce tekrar hoş geldiniz bu işletmemize. 350 başla hizmet ediyoruz burada. Kurban hazırlık yapıyoruz inşallah. Neredeyse hazırız. Hazırız inşallah. Kesimleri de burada olacak zaten. Tesisinizde olacak. Hem diğer işletmemizde kesimhanemiz var. Hem bu işletmemizde kesimhanemiz var. Yakın birbirine. Tabii 2 kilometre arası var. 280 orada keseceğiz nasipse. 250 de burada keseceğiz inşallah. Öngörümüz ne bu sene? Kurbanlığa olan ilgi nasıl geçen seneyle kıyasladı? Çünkü fiyatlar da değişti. Haliyle şu anki ekonomik koşullar belli. Ama katılım, müşterimizin katılımı, dönüşü, geri dönüşler şu anda iyi. Ama tabii ister istemez ekonomiyi biraz sarsacak. Nasıl bakıyorsunuz? Burada bir gününüzü anlatın. Nasıl geçiyor bu kurbanlıklarla? Tabii sabah 5'te kalkıyoruz bismillah deyip 3 saatlik bir çalışmamız oluyor. Çalışmamızdan sonra bir kahvaltımız, dinlenmemiz oluyor. Sonra tekrar çiftlikte kesimhanede temizliğimiz veya işte ekipmanlarımızda çalışma ekipmanları tamiri bakımı yapıyoruz. Tekrar saat 4 oluyor. 4'te de tekrar bakıma giriyoruz hayvanlarla. Saat 8'de bitiriyoruz işimizi. Günde 2 kere besliyoruz. 2 kere evet. Hangi saat aralığında ve neyle besliyoruz? Sabah 5 ile 8 arası, akşamleyin de 4 ile 8 arası. Yemimiz var, samanımız var. Bunlarla rasyonumuzu hazırlayıp bismillah deyip veriyoruz. Hepsi ölçülü, tartılı, evet, bilinçli. Ölçülü, tartılı, bilinçli. Yani profesyonellik adına her şeyi yapıyoruz. Harman Yeri programı olarak programımızın bu bölümünde Niğde'nin güzel ilçesi Bor'dayız.
Bölge tarımına ve hayvancılığına katkıda bulunan değerli bir üreticimiz olan Mehmet Yoldaş Bey ile birlikteyiz. Özellikle bölgede süt üreticiliği ve tarımsal üretim konusunda öne çıkan bir isim. Tabii bölge çiftçisine gübre ve ilaç desteği konusunda da değerli biri. Dilerseniz her şeyi birlikte değerlendirelim. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Siz de ilimize, ilçemize hoş geldiniz. Çok güzel bir bölgedesiniz. Niğde'nin en güzel bölgelerinden biri Bor ilçesine bağlı Balcı köyü. Maalesef. Aynen öyle. Bir çiftlikteyiz. Önce evet. Bir hem sizi tanıyalım hem de firmamızı da tanıyalım. Ne zaman bu işe başladık? Çocukluğunuzdan beri mi işin içindeydiniz? Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Babadan kalma meslek, hayvancılık, tarım. Üçü bir arada yürütüyoruz. Gübre, yeni bir gübre bayiliği açtık. Çocuklarımı aile çift işletmesi. Şu anda çiftlikteyiz. Çiftliğimiz tam olarak nerede, ne kadarlık bir alan üzerinde? Çiftlik Balcıköy Gayret Mahallesi mevkiinde. 200 başlık büyükbaş, 300 başlık küçükbaş hayvan olaraktan hizmet veriyoruz. Süt üreticisisiniz. Evet, şimdi ne kadar süt üretiyoruz günde? Günlük 2-2,5 ton süt üretiyoruz. Kendi yemimizi kendimiz karşılıyoruz. Kaba yem olaraktan kesif yemi tabii fabrikadan alıyoruz. Bu şekilde idame ettirmeye çalışıyoruz. Ürettiğiniz sütü nasıl değerlendiriyorsunuz? Toptan fabrikalara veriyoruz. Süt fabrikalarına veriyoruz. Günde kaç defa sağım yapıyoruz? 2 defa sağım yapıyoruz. Sabah akşam olarak yapıyoruz. Kaç hayvanımız olduğunu söylediniz ama ırkları da önemli değil mi süt üreticiliğinde? Evet. Holstein ağırlıklı. Simente ve Mondovan da var. Peki yavrularını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dişi ve erkek oranları evet. Birbirine yakındır. Evet. Dişileri kendi sürümüze katıyoruz. Erkekleri de besleyip kestiriyoruz. Az önce dediğimiz gibi siz tarımın içinde varsınız. Evet. Dolayısıyla hayvancılık yapan bütün üreticilerimiz mutlaka tarımla da ilgilenmeleri gerekiyor. Avantaj sağlıyor. Ne üretiyoruz, ürettiğimizi nasıl değerlendiriyoruz tarımsal anlamda? Yonca ve mısır ağırlıklı. Yonca kendi çiftliğimizin ihtiyacı olan yonca, mısır, şeker pancarı bunları üretiyoruz. Hayvan yemi olarak kullanıyor muyuz? Kaba yemi olarak tabii canım kendi çiftliğimin kaba yemini kendim karşılıyorum. %90 kendim karşılıyorum. Kesim olarak da fabrikadan alıyoruz. Fabrika yemini tabii dışarıdan alıyoruz. Bu şekilde idam ettiriyoruz. Şimdi tabii siz bölge çiftçisine de gübre ve ilaç desteği sunuyorsunuz. Evet. O anlamda dükkanımız nerede? Evet. Ürün olarak neler var? Çeşit olarak? Çeşit olarak da Niğde Bor ilçesinde dükkanımız. Sıvı gübre, katı gübre hepsi var. Kimyavi gübre olarak da organik gübre çeşitlerimiz var, bulunuyor. Bu şekilde hizmet veriyoruz çiftçilerimize. Siz de Hilmi Bey ve Levent Bey, sizler de gençler olarak tarımın ve hayvancılığın içindesiniz. Siz nasıl başladınız? Hayvancılığın yanına tarım nasıl eklendi? Hilmi Bey, önce biz sizden bunu alalım. Biz dededen beri bu hayvancılık işini yapıyorduk. Daha sonrasında teknolojiye ayak uydurmak zorunda kaldık. Büyük balya işine girdik. Hem kendi işimizi çözmek, daha kolay işçiliği bitirmek için hem de maliyetleri çok yüksek olduğu için bunun piyasada eşe, dosta, arkadaşlarımıza balya yapıyoruz. Niğde bölgesinde büyük balya işi yapıyoruz. Aynı zamanda silaj biçimi işi de yapıyoruz. Biçerimiz var. Ne kadar oradaki üretim miktarınız mısır silajına ve yoncada ya da balya olarak? Balya olarak, fi balyası olarak fi arkası mısır yapıyoruz. Fi olarak 400 dönüme yakın fi işliyoruz. Onu kaldırıyoruz. Arkasına silajlık olarak inekler için tekrar mısır ekiyoruz. Yonca olarak gene 500-600 dönüm yoncamız var. Bunu kendimize balya yapıp ineklerimize, koyunlarımıza yediriyoruz. Ek olarak da piyasada 15-20 bin, 30 bin dönüme yakın balya basıyorum yani. Peki biçimler daha çok ne zaman oluyor Levent Bey? Biçimlere Nisan'ın sonunda başlarız abi. Nisan'ın Mart'ın 15'inde falan Nisan'a biçimlere başlarız abi. Fi biçimlerine. Yerine mısır ekeriz. Mısır ne zaman biçiliyor, hasadı yapılıyor? Mısır da 9. ayda başlar abi. 9. aydan 11. aya kadar sürer bizim burada. Bu bölge için geçerli değil mi? Her bölgenin farklılık gösterebiliyor. Farklı, tabii abi. Farklı farklı. Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir? Balya almak isteyenler? İnternet üzerinde var mıyız ya da firma olarak nasıl ulaşabilirler? Orada zaten bizim çiftçilerini tanımayan yoktur abi bizde. Evet, evet Niğde bölgesinde. Ekranda da bilgileriniz olacak. Evet abi, Niğde bölgesinde tanımayan yoktur. Şehir merkezinde de dükkanımız var zaten. Herkes ulaşabilir yani.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hem kurban satıcılarını hem de alıcıları tatlı bir telaş aldı. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz diye soruyorsanız onun cevabını verecek değerli bir üreticiyle birlikteyiz. Musa Bey ile birlikteyiz. Kervan Et Besi Çiftliği'ndeyiz. Hem hikayelerini hem çalışmalarını hem de bu seneki kurbanlık fiyatlarını birlikte değerlendirelim. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz programımıza. Ben teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Musa Bey genç birisiniz. Öncelikle hayvancılık, neden hayvancılık sektörü? Hikayeniz nasıl başladı? Kısaca bir onu alalım. Ya ilk önce bir sevgiyle ufak ufak başladık. Sonra hobiye döndü. Sonra da ticarete döndü artık. Neredeyiz çiftlik olarak? İlk Gebze Pelikli Köyü'nde başladım. 2012 yılında. Ondan önce ufak çaplıydı. Sonra gün geçtikçe büyütmeye başladık. Tam olarak nerede çiftliğimiz? Dilovası Tepecik Köyü. Bilgi Atataş Caddesi'ndeyiz. Kapasitemiz Kervanet. Nedir çiftlik olarak? 270 baş kapasitemiz var. Yılda ortalama o civarda hayvanımız mevcut oluyor. İşte tabii bu sene biraz durumlardan malum. Her şey aldı başını gidiyor. Onun için de bu sene sayı biraz az düşürdük. Yani yine 150-170 civarında hayvanımız var. Kurbanlık ağırlıklı mıyız? Kurbanlık ağırlıklı. Kesim maliyetlerinden dolayı kesim kurtarmıyor. İşte bu şekilde devam ediyoruz. Tabii Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Evet. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Kurbanlık seçerken neye dikkat edelim diye. Ya kurbanlık en önce görsellik, güzellik. Sonuçta kurban, et olarak bunu düşünmemek lazım. Tabii ki et de önemli ama en başta görsellik, güzellik. Sonra yaşının dolması, işte etinin kalitesi. Sonuçta bunu insanlar tadıyor, yiyor. Ne kadar iyi bakarsak o kadar lezzetli bir et sunuyoruz insanlara. Kesimi de sizler yapıyorsunuz. Tabii ki, evet, kesiyoruz. Tamamen hijyenik ortamlarda doğrayıp parçalayıp paketleyip teslim ediyoruz. Bayramın birinci günü bitiyor birinci mu kesimler? Evet, yani 200-200 hayvan akşam saat 5-5.30 gibi Allah'ın izniyle bitiriyoruz. Şimdi Musa Bey Ahır'ın gözdesiyle birlikteyiz. İsmi var mıdır bilmiyorum. İsmi Paşa. Paşa. Emektarımız bu. 3 yaşında şu anda. Sanırım hem yaş hem kilo hem cüsse olarak ahırın en iyisi. En iyisi. Bölgemizinde de böyle bir tosun çıkacağını zannetmiyorum. Şu anda 1,5 ton civarında. Özenle bakıyoruz buna. Yemidir, suyudur. Günlük tımarıdır sabah akşam. Yani şu anda akımımızın gözdesi. Bayramda kaç kilo olacak ortalama tahmini? Yani şu anda o ortalama aylık 65-70 kilo civarında et alıyor. Yani inşallah bakalım bayrama kadar nasiplisi kim, talihlisi kim çıkar bunu. Daha alan olmadı. Ya şu anda alan olmadı, daha görsele çıkarmadım bunu. Evet. İnşallah çıkaracağız, daha şu anda satlık değil. İşte nasiplisini bekleyeceğiz. Şartlarınız var mı? Şartlarımız 100 bin lira civarında. Düşünüyoruz tahmini. Bakalım nasıl. Özel birine gidecek o halde. Hadi ya özel, da özel listeden biri alacak. Evet, özel bir müşterimiz var. Büyük ihtimal yine onu tahmin ediyorum. O alacak yine. Her sene büyük bir tosun istiyor. Bu sene de onun için besledik. Artık nasip diyelim. Özel mi beslediniz? Diğerlerle aynı startlarda mı? Tabii ki bunun yemesi diğerlerine göre çok farklı. İki kat. Şimdi diğerleri ortalama 12-13 kilo yem veriyoruz. Bu 20 kilo yakın günde besin yemi tüketiyor. İşte vitaminidir, iğnesi, ilacıdır düzenli şekilde yapılıyor. Yoksa cüs ağrı olduğundan ayaklar bir zaman sonra tartmıyor, bozuluyor. Onun için gerektiğinin en iyisini bakıyoruz. Evet. Buranın da gözdesi, buranın da paşası. Evet, gerçekten öyle. Yani büyük bir çaba bunu bu şekilde getirmek kolay bir şey değil gerçekten. Şimdi bizi izleyenler eğer ulaşırsa talipliler de çıkabilir. Tabii nasıl ki. Bir yol izleyeceksiniz? Ya nasıl bir yol? 100 bin lira gibi bir rakam istiyoruz buna. Belki pazarlık olabilir. Tabii ki bir pazarlığımız olabilir. Yani bunu fiyat olarak değil de yani görsellik, güzellik. Aynen. Yani Türkiye'de zannetmiyorum bu kiloda zor. Evet. Özel yani. Bir bağ kurabilecek biri talip olsun. Evet, gerçekten öyle. Yani hakkını bilebilecek. Gerçekten yapısı olarak, et olarak, güzelliği olarak bambaşka. Yani bambaşka, ben. Evet. Rengi de çok güzel. Evet, gerçekten öyle. Bakalım hayırlısı var. Diyelim yani inşallah. Hayırlı birine nasip olur.
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hem kurban alıcılarını hem de satıcılarını tabii yoğun bir dönem bekliyor. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? Kurbanlıklarımızı nereden almalıyız diye soruyorsanız onların cevabını verecek değerli iki konuğum var. Metin Bey ve Suat Bey ile birlikteyiz. Kurbanlıkların olduğu bir alandayız. Beslenmeleri yapılıyor. Dilerseniz hem hikayelerini hem de kurbanlıkla ilgili bütün soruların cevaplarını birlikte değerlendirelim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Metin Bey, hem sizi kısaca tanıyalım hem de bu hayvancılık sevdası nasıl başladı, ne kadar zamandır yapıyoruz onu kısaca bir paylaşalım. Tabii. Aslen Karslıyım. Baba mesleği. 40 yıldır burada hayvancılıkla uğraşıyoruz babamdan. Ayrıldık. Herkes kendi işletmesini kurdu. Tepeci köyünde de 10 yıldır işletme yapıyoruz burada. İşletmemizin adı nedir? Tuna Hayvancılık olarak geçiyor. Kaç tane kurbanlığımız var? 150 hayvanımız var. Kurbanlık 150. Yıllık 150 hayvana bakıp kesimini yapıp teslim ediyoruz müşterilerimiz. Aynen. Ona geleceğiz. Suat Bey'e de bir merhabalar diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de bu öykünün içine dahilsiniz. Siz neler yapıyorsunuz? Biz de Metin'le eskiden beri tanışırız. İşte ben aslında farklı bir sektör benimki. Emekli olduktan sonra hayvanlara karşı olan sevgimden dolayı diyelim bu sektöre girdik. Güzel bir sektör. Birlikte devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi tabii Kurban Bayramı çok yaklaştı. Kurbanlık alımları başladı. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Kurbanlarımızı nereden alalım? Kurbanlık alırken nelere dikkat edelim? Bizim hayvanlarımız doğmalı. Kars'tan, Erzurum'dan, Ağrı'dan getiriyoruz. Burada yaklaşık 9 ay bakıyoruz. 2 yaşında kapak açmış özelliklerine göre. Ona göre hayvanları zaten alırken de seçiyoruz. Bu şekilde. Sağlıklı görünmeleri. Tabii sağlıklı, kapak açmış, kurban vasfını kazanmış olan hayvanlarımızı müşterilerimize hizmet veriyoruz bu şekilde. Satışlar da başladı. Yüzde kaçı satıldı? Satışlarımız başladı. Yaklaşık şu ana kadar %50-%60'ını sattık şu ana kadar. Bu yılda biraz daha erken başlandı kurbanlığa. Ne kadar önce almalıyız Kurban Bayramı'ndan kurbanlıkları? Biz Ramazan Bayramı bittikten sonra satışlarımız başlıyor. Kurbana 20 gün kala da bitiyor bizde. Hayvanlarımız bitiyor bu tabii şekilde. En önemli kısmı da kesim. Kesim konusunda da zaten kesimi de kendiniz yapıyorsunuz. Hemen yanı başınızda bir tesisiniz var. Nasıl bir süreç işliyor orada? Profesyonel ekiplerimiz var. Son sistem kesimhanemiz var. Bayramın birinci günü sade kesim yapıyoruz. Saat 3 gibi de 150 hayvanı kesip teslim ediyoruz. O şekilde müşterilere de hizmet veriyoruz yani. Bu sene az önce tabii müşteriler de geldi. İlgi nasıl? Onu da değerlendirelim kurbanlıklara. Fiyatlar da çok tartışılıyor Suat Bey. Evet, maalesef bu sene her şeyde olduğu gibi fiyatlar çok arttı. Ama enteresan, talep daha fazla bu sene. Neye bağlıyoruz? Benim tahminim her gün fiyatlar artıyor. Markete gitsiniz, bugün aldığınız yarın ertesi gün aynı fiyatı alamıyorsunuz. İnsanlar biraz da onun etkisiyle, bir de 2 yıl pandemiydi. Pandemiden de yeni çıktık. İnsanlar da onun etkisiyle tahmin ediyorum. Bir de işte, tabii fiyat artışları. Evet. Tabii işiniz kolay değil, değil mi? Kaç ay bakıyorsunuz, aylarca bakıyorsunuz hayvanlarınıza. Sizi zorlayan şeyler de vardır. En çok sizi neler zorluyor? Bize en çok fiyat artışı, samanı, yemi. Geçen seneye göre yem artışı %300 gibi bir şey oldu. Geçen sene 110 liraya aldığımız yemi şu an 330 liraya alıyoruz. Ama tabii bunu müşteriye anlatamıyoruz. İşte biz %300 artışa göre, şu an biz geçen seneye göre %100 bile olmadı hayvan artışında ama aldığımız malzemede %300'e kadar yükselme var. Büyük bir emek var. Gecenizi gündüzünüze katarak aslında Kurban Bayramı'na yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden sizin gibi değerli genç üreticilerin ekranda olması ve bunu anlatması bizim için çok önemliydi. Buna olanak sağladığınız için çok teşekkür ederim. Bütün üreticilerimiz için de bereketli, bol kazançlı bir sene olsun. İnşallah. Biz de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Merhabalar Şaban Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz çiftliğimize. Çok teşekkür ederim. Çok genç birisiniz ama herhalde yıllardır hayvancılığın içindesiniz. Kiminle başladı, öncelikle nasıl ilerledi markamızı, nasıl kurduk?
Bizim aileden gelen hayvancılık işimiz bu. 88'den beri bizimkiler bu işle uğraşıyorlar İstanbul'da. Biz de bu hayvancılığı devam ettirmek için 2017'de biraz daha bu işi nasıl büyütebiliriz, büyükbaş küçükbaş birlikte nasıl yürütebiliriz diye fikir üretirken böyle bir şey çıktı ortaya. Çiftliğimiz tam olarak nerede? Çiftliğimiz Tuzla Tepeören Mahallesi, Akpınar Sokak'ta. Ne kadarlık bir alan üzerinde, kaç kısımdan oluşur çiftliğimiz, kapasitemiz nedir? Aşağı yukarı 1,5 dönüm üzerine kurulu çiftliğimiz. Kapasite olarak 300 büyükbaş kapasiteli, 300-400 küçükbaş kapasitemiz var burada kurbanlık için. Kuzudan deveye her şey var dedim ama neler var? Her şey dediğiniz gibi kuzudan deveye ne isterseniz var. Koyun olur, kuzu olur, dana, düve, inek, buza, develer, her şey çiftliğimizde mevcuttur. Gelen müşterimiz her şeye buradan ulaşabilir yani. Hem kurbanlık hem adaklık üzerine, ayrıca yıl boyunca da buradan alıp kesim yapılabiliyor. Tabii bizim yani kurbana özel bir şey değil bizim bu işletmemiz. 12 ay boyunca her gün bura hizmet veriyor. Her gün isteyen müşterimiz gelip ister büyükbaş ister küçükbaş kestirebilirler. Kesim de burada yapılıyor. Tabii. Şimdi Kurban Bayramı yaklaştığı için ona yönelik de çalışmalar hız kazandı. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Kurbanlıklarımızı seçerken neye dikkat edelim, nereden alalım? Bu konuda neye dikkat edilmeli? Ya öncelikle izleyenlere tavsiyemiz şu. Kurban seçmeye giderken ilk gün kesim yerine bakılması gerekiyor bu işin. Sonuçta hayvan her yerden alırsınız. Ama önemli olan kesim hizmetini alabilmek. Temiz bir, nezih bir ortamda bu hizmeti alabilmek. Öncelikle tesise dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Develere ilgi var mı? Develere ilgi var tabii ki. Müşterilerimiz geliyor istedikleri zaman, ister kurbanda, ister normal zamanda, ne zaman gelirse her zaman elimizde mevcut. İstediğimiz dakika kesebilir, şey yapabiliyoruz. Yani müşterilerimizin ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Şimdi izleyicilerimizin en çok merak ettiği, en çok üzerinde durduğu konulardan biri de kesim nasıl yapılır, nerede yapılır, kesim yapılacak yere nasıl inanabilir miyiz, güvenebilir miyiz, içleri rahat olmasını istiyor. Evet. Bu konuda neler söyleyebiliriz bu işletme, çünkü bu anlamda da örnek bir yer. Evet, işletmemiz ultra lüks bir işletme. Özellikle hijyen konusuna en had safhada önem verdiğimiz yer zaten kesimhanemiz. Kesimhanemiz her akşam dezenfekte edilir. Dezenfekte kurallarını hiç aksatmadan bir çizelgemiz vardır. Bütün ekipmanlarımız her akşam aksatmadan dezenfekte edilir. Kesimhanemiz otomatik raylı sistem. Yani çok fazla insan gücüne sahip olmadan raylı bir sistem olduğu için çok kısa bir sürede, yani hakikaten çok kısa bir sürede kesim yapılıyor. Otomatik hızarlarımız var. Orada parçalanıyor. Yani randevulu çalışıyoruz aslında. Yani herkes sabah yoğun olmuyor da belirlediğimiz saatlerde çağırıyoruz, geliyorlar. Ona göre hem insanlar memnun oluyor, hem kargaşa olmuyor, hem yapılan işçilik daha güzel olmuş oluyor. Bu şekilde hizmet ediyoruz burada. Nafiz Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şu an tam olarak neredeyiz, nasıl bir yerdeyiz? Burası İstanbul, Kurt Doğmuş Köyü, Pendik'e bağlı. İstanbul'a çok yakın, 40 kilo mesafede Ömerli Barajı'nın etrafında Kurt Doğmuş Köyü. Çiftliğimizden de bahsedelim. Tabii bu çiftliğine bahsederken hikayesiyle başlayalım. Kısaca anlatalım bu çiftliği kurma hikayemizin amacı neydi, nasıl gelişti? Evet, biz 1996 yılında Cahit Bey, yani babamızla birlikte ilk bu yerlere geldik ve burada çiftliği kurmayı, burada yaşamayı, çocuklarımızı burada büyütmeyi, torunlarını burada büyütmeyi hayal ederek bu işe başladık ve burada çocuklarımız oldu ve bu şekilde Kurt Doğmuş Köyü'nde yaşamaya başladık. Yaşadıktan sonra da ufak ufak artık ailemizin genlerinde hayvancılık
var. Biz aslen Erzurumluyuz ve onun için de hayvan beslemek için araştırmalar yaptık. Çeşitli hayvanları zaman zaman besledik. Türkiye'nin değişik yerlerinden hayvanlar getirdik. Trabzon'da Tonya'ya gittik, Rize'ye gittik, İzmir'e gittik. Angus dahi, ilk Türkiye'ye Anguslar geldiğinde dahi Angus bile buraya getirdik. Bunların hepsini besledik. Ama bu beslediğimizde bir şeyi fark ettik. Neyi fark ettik? Hiç kimse iyi hayvanı satmıyor. Maalesef Türkiye'de böyle bir şey var. Kaliteli hayvanı hiçbir zaman elde edemedik. Aldığımız bazı hayvanlar maalesef tüberküloz hastalığıyla birlikte geldiler ve ağrımızdaki diğer sağlıklı hayvanları da bu sefer hasta ettiler, etkilediler. Bu sefer biz neye karar verdik ki? Biz bu işi tam manasıyla profesyonel, hobi olarak ama tam bir profesyonel düşünceyle yapalım diye düşündük. Başladık araştırmaya. Bu sefer Jersey ırkını zaten seviyorduk, biliyorduk. Çünkü Jersey ırkı inekler sağlıklı, çok kolay doğum yapabilen, ayak hastalıklarına çok zor yakalanabilen bir ırk. Ve sütü diğer ırklara göre çok daha yağlı, protein değerleri yüksek, A2 vitamin olan çok kaliteli bir sütü var. Peki burada üretilen süt ne kadar, günlük süt üretim miktarı ve bu sütü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sütümüz günlük, tabii bunu yaparken de ahırımızı da modernize ettik ve el değmeden, yani tam otomatik makinelerde temizliğe riayet ederek bir tesis kurduk. Bu sütümüzü de sağarken toptancı arkadaşlar, bu kalite sütü almaya gelen toptancı arkadaşlar gelip alıyor. Burada gelip çiftliğimizden gelip almak isteyenler var. Yani sütü satmamızda bir problem yok. Sütümüz çünkü çok kaliteli. Yani alınan sütten 3 litre veya 5 litre sütten elde edilen kaymağın şu anda piyasadaki maddi değeri süte verilen paradan kat kat fazla. Artı yoğurt yapılıyor, artı sütünü içiyor. Çocuklar için çok sağlıklı A2 vitamin içeren süt. Onun için satışta biz bir problem yaşamıyoruz. Neyi hedefliyoruz? Neyi hedefliyoruz? Bir kere biz ilk önce kendimiz ve çocuklarımız için kaliteli gıdayı tüketmeyi hedefledik. Bunu hedeflerken de bu sefer ne oldu? Etrafımız ve komşularımız, tanıdıklarımız veya kim gelecekse kaliteli süt içsin. Tek derdimiz bu. Kaliteli süt. Merhabalar Burhan Bey. Merhabalar efendim. Öncelikle hem sizi tanıyalım hem de firmamızı tanıyalım. Tarım ve hayvancılığın neresindeyiz, nasıl başladık, amacımız neydi, bunları paylaşalım. Tabii ki. Burhan Aktaş, 1986 Ardahan'da doğumluyum. İlk tarımla tanışmamız Ardahan'da gerçekleştirdim. Ardahan'da sürekli tarım ve hayvancılık alanında birçok dededen babaya, babadan oğula geçen bir serüvenle şu an işletmemizi sürdürüyoruz. Yaklaşık ailevi olarak 45-50 yıl içerisinde tarımın içindeyiz. Atalarımızdan ve babalarımızdan gördüğümüz, aynı şekilde hayvan yetiştiriciliği de Kocaeli Gebze içerisinde, Cumaköy'de de kendimiz burada yetiştiricilik yapıyoruz. Hayvanlarımızı Ardahan'da yetiştirip burada da kurbanda, normal günlerde adak olarak da satışlarını çiftliğimizde yapıyoruz. Buradaki çiftliğinizde tahmini olarak kaç hayvanımız var? Büyükbaş mı, küçükbaş mı? Buradaki çiftliğimizde 50 tane büyükbaş besi hayvanımız var. Yaklaşık 110 tane de küçükbaş koyunlarımız var, ırklı koyunlarımız var. Burada da küçükbaşta hem damızlık olarak yetiştiriciliğini hem de adaklık işini yapıyoruz. O bölgenin hayvanıyla ilgili hastalıklara daha dirençli, daha iyi et tutu, etinin evet, daha lezzetli olduğu söylenir. Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz. Hayvanlarınız nereden geliyor diye Doğu Anadolu'yu, Kuzey Doğu Anadolu'yu gösteriyorlar. Siz de bunu yerinde gözlemliyorsunuz. Evet, tabii ki. Şimdi ülkemizin en temiz havalarından biri Ardahan'dadır. Düz ova olduğu için meri alanları çok geniştir. Otları çok verimlidir. Bundan dolayı hayvanlarımız genellikle
doğal merillerde otlayarak hiçbir herhangi bir katkı malzemesi almadan hayvanlarımızı otluyor, orada yetiştiriyoruz. Kilo alımları daha güzel oluyor, hayvanlar daha güzel oluyor. Sürekli tarım ve hayvancılıkta da Ardahan bir numaradır, birinci sıradadır.